Sen 16.499 TL'ye Galaxy S21 Ultra mı alırsın? Yoksa 16.990 yani 500 TL fazladan verip iPhone 12 Pro Max mi alırsın? Galaxy S20'deki geçen yılın tüm kamera detayları aynı şekilde devam ettirildiğini görüyoruz. Yani sanki yeni bir telefon değilmiş gibi görünüyor. Sanki Galaxy S20'den elde kalan parçaları Galaxy S21 adı altında sanki satışa sunuyorlarmış gibi bir Galaxy S21 ile S21 Plus modelleri geçtiğimiz yılın telefonlarıyla hemen hemen aynı. Ya arkadaş böyle bir şey olur mu? Güney Kore'de yaşayan adam telefonu Snapdragon 888 de alıyor. Samsung Türkiye olarak getir abi bu telefonu. Hem Snapdragon 888'lisini getir hem de Exynos'unu getir. Bakalım kaç tane satacaksın abi Exynos'lu telefondan? Rakip firmaların 120 watt hızlı şarj desteği, 125 watt hızlı şarj desteğinden bahsediyorlar. Abi sen hala 25 watt hızlı şarj desteğinden bahsediyorsun ya. Diyor ki bana Samsung, ben diyor kutunun içine diyor bu şarj aletini koymuyorum. Abi niye koymuyorsun? Ben diyor çevreyi düşünüyorum. Peki ben şimdi soruyorum sana. Şarj aleti telefona koymamak neden? Biz çevreyi düşünüyoruz. Ben anlıyorum Samsung'u. Galaxy Note 7'de yaşadığı problemlerden sonra telefonlar patladı falan filan şudur budur. Ondan sonra watt değerlerini bir türlü arttıramıyor. Telefonların fiyatı düşer mi? Valla bana sorarsanız düşecek. Yani şu ön sipariş süreci bitsin. Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manav ben. Bugün sizinle Samsung'un Galaxy S21 serisinden biraz bahsedeceğim. Şimdi telefon az önce tanıtıldı. Telefonlar tanıtıldı. 3 tane telefon tanıtıldı biliyorsunuz. Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra modelleri karşımıza çıktı. Fiyatlar da belli oldu. Biraz onlardan da bahsedeceğim ama şimdi Samsung'un bir geleneği vardı aslında. Galaxy S6'dan beri amiral gemisi telefonlarında edge ekran kullanan bir açıkçası yapısı vardı Samsung'un. Fakat bugün baktığımız zaman Galaxy S21 ve S21 Plus'ta Samsung'un çok enteresan bir şekilde flat ekran dediği düz ekrana geçiş yaptığını görüyoruz. Sadece ultra modelinde edge ekran var. Bundan dolayı da açıkçası ya ulan bu telefon amiral gemisi bir telefon mu yoksa orta üst segment bir telefon mu dedirtmedi değil açıkçası. Baktığınız zaman yani bence kamera tarafında da yani sadece ultra tarafında bir yenilik olduğunu görüyoruz. Yani S21 ve S21 Plus'ta biraz sonra zaten söyleyeceğim özellikleri. Galaxy S20'deki geçen yılın tüm kamera detayları aynı şekilde devam ettirildiğini görüyoruz. Yani sanki yeni bir telefon değilmiş gibi görünüyor. Yeni bir telefonmuş gibi size aktarabilirler ama yeni telefonlar değil arkadaşlar. Yeni telefon diyebileceğimiz telefon biraz Galaxy S21 Ultra'nın şunu söylemem lazım. Hani bazı şeylerini oldukça beğendiğimi söylemem lazım ama yani bu fiyatlara çıkıldığında yani bu paralar verilir mi? Bu da biraz dediğim gibi açıkçası kafaları karıştıran bir soru. Madem fiyatlardan bahsettik, dilerseniz biraz hemen fiyatları size açıklayalım. Ön sipariş başladı şu anda. Galaxy S21'de dediğim gibi 3 model var ama Samsung yani 128 ve 256'lık da hafıza seçenekleri sunmuş bize. Bana sorarsanız gerek yok. Amiral gemisi bir telefonda ben 128 GB hafızaya hiçbir şekilde gerek yok. Ama dediğim gibi Samsung bu şekilde karşımıza çıkmış. Demiş ki Galaxy S21'in en giriş modelindeki telefonun 10.000 TL olduğunu söylemiş ve bu telefonda 128 GB hafıza ve 8 GB RAM var. S21 Plus modelinde ise 8 GB RAM devam ediyor ve 128 ve 256 olarak şey yapıyor. 13.000 TL 128 olan, 13.500 TL'de 256 olan yani sadece 500 TL'lik bir fiyat farkı görüyoruz. Galaxy S21 Ultra'da arkadaşlar 12 GB RAM'li bir model var. Bunda zaten 8 GB yok. Bence doğru. 128 GB hafıza yani 128 GB hafıza olur mu abi Allah aşkına? Yani en azından Samsung açısından olmaz. Belki Apple tarafında olur ama Samsung tarafında olmaz abi. Olmamalı zaten. Ama burada dediğim gibi fiyatı 500 TL'ye uygun yapabilmek adına 128 GB hafızalı modelle koymuşlar. 128 GB hafızalı model 16.000 TL. 256 GB'lık modelin de arkadaşlar yine 12 GB RAM var. 16.500 TL'den satışa sunulduğunu görüyoruz. Şimdi mesela çok böyle telefon işinden açıkçası anlamayan sevgili eşime şunu soracağım. Şimdi bak 16.499 TL Galaxy S21 Ultra var. Az önce beraber izledik lansmanı. Sen 16.499 TL'ye Galaxy S21 Ultra mı alırsın? Yoksa 16.999 yani 500 TL fazladan verip iPhone 12 Pro Max mi alırsın? Yani aslında o kadar doğru bir şey ki yani ben bu fiyatlara çıkıldığında çok telefon işinden anlamayan bir insanın bile aslında iPhone 12 Pro Max'e yöneleceğini düşünüyorum. Şimdi bunu da neden böyle söylüyorum diyorsanız belki birçok insan beni böyle Apple karşıtı özellikle iPhone karşıtı falan filan olarak belki bilecektir ama ortada çok net bir şey var bakın. Şimdi Galaxy S20 Ultra
Yani geçtiğimiz yıl pazara sunulan amiral gemisinden bahsediyorum. Şu anda bu telefon Türkiye'de 10.000 TL civarlarında satışta. Şimdi bu telefonun ortalama bir yıl içindeki kaybı, yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar, 4.000 TL civarlarında bir kaybı var bu telefonun. iPhone 11 Pro Max'i olan bir kullanıcı bu telefonu, yani şu anda iPhone'u götürüp ikinci ele verse ve Galaxy S20 Ultra'sı olan bir kişinin telefonunu alıp gidip ikinci ele verse, hikayenin devamını da siz tamamlayın. Bana sorarsanız bu telefonla bu paralara gerçekten de, yani Android bir telefon alınır mı diye soruyorsanız, çok kafamda soru işareti var. Yani alınır mı? Valla Mate 40 Pro değilse alınmaz. Çünkü bu telefonun ben kamera yeteneklerini gördükten sonra, ya bu başka bir seviyede. Ya bunu alabilirsin belki, bak yani 14.000 TL civarlarında, ama 16.000 liralara çıkıldığında, 16.500 TL'lere falan çıkıldığında gerçekten de insanların doğal olarak iPhone 12 Pro Max'e tercih edeceklerini ben en azından çevremdeki arkadaşlarıma da gördüğüm zaman, konuştuğum zaman onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Ya da teknoburan.net ekibine sorduğum zaman da abi herhalde biz iPhone'a dönerdik falan filan diyen de birçok insan var. Yani bu fiyatlar, yani çok ama çok tehlikeli. Ben şunu da anlamıyorum. Yani Amerika'da 1200 dolara satışa sunulan bir telefon Türkiye'de nasıl oluyor da 16.000 lira oluyor? Ben bunu da açıkçası anlamış değilim. Eğer neden anlamadım bunu derseniz Galaxy S20 Fan Edition telefonuna bir bakın fiyatlarına. Ondan sonra zaten neden anlamadığımı göreceksiniz. Yani Samsung Galaxy S20 Fan Edition modelinde tebrik etmiştik Türkiye özel bir fiyat sunduğu için, ama açıkçası Galaxy S21 Ultra modelinde aynı şeyi çok fazla göremediğimi söylemem lazım. Açıkçası ben Galaxy S21 modellerini bu noktada eleştirme durumundayım. Çünkü neden diyeceksiniz? Geçtiğimiz yıla göre mesela çözünürlüğün düşürüldüğünü görüyoruz. Yani siz normalde geçtiğimiz yıl Galaxy S20 serisinde 3200 ve 1440 piksel gibi gerçekten de amiral gemisi telefonlarda bana sorarsanız olması gereken bir ekran varken, bugün 2400 ve 1080 pikselle karşımıza çıkıyorsun. Bu noktada evet, işte bu artık çözünürlüklerde biraz orta segment telefonlarda bu çözünürlükleri görebiliyoruz. Yani Galaxy S21 bir amiral gemisi ise bence hem çözünürlük tarafında hem de kamera tarafında daha iyisini bizlere sunabilmeliydi. Sanki ben şöyle gördüm. Yani Galaxy S20 biliyorsunuz çok başarısız olan bir telefon serisiydi. Sanki Galaxy S20'den elde kalan parçaları Galaxy S21 adı altında sanki satışa sunuyorlarmış gibi bir benim açıkçası izlenimim var. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü baktığınız zaman arkadaşlar şu an Galaxy S20'nin özelliklerine bakıyorum. 12 megapiksel f1.8 diyafram değerinde bir ana kameramız var. 1/1.76 inç sensör var ki geçtiğimiz yılda aynı sensör vardı. 64 megapiksel telefoto lens var. Yine geçtiğimiz yılda aynı telefoto lensle beraber karşı karşıyayız. Yine 12 megapiksel f2.2 diyafram değerine sahip bir geniş açı sensör var arkadaşlar. Şöyle söylemek lazım. F2.2 diyafram bir 12 megapiksel. Bakalım gece nasıl fotoğraf, özellikle gece nasıl video çekecek? Bunu hep beraber göreceğiz. 10 megapiksel F2.2 diyafram değerine sahip selfie kamerası var Galaxy S21 serisinde. Galaxy S21 Plus modelinde de aynı şeyler var. Aynı teknik özellikler, kamera tarafında da aynı teknik özellikler arkadaşlar. Galaxy S21 Plus modelinde de olduğunu söyleyelim. Yani Galaxy S21 ile S21 Plus modelleri geçtiğimiz yılın telefonlarıyla hemen hemen aynı. Hatta bana sorarsanız çözünürlük tarafında daha azını sunmasıyla beraber, özellikle eş ekranla sunmamasıyla beraber onun da altında kalan bir telefon. Bana sorarsanız onların altında bir fiyata satışa sunulmalıydı diye ben düşünüyorum, ama siz ne düşünüyorsunuz? Burada önemli olan şu. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Ya arkadaş, böyle bir şey olur mu? Güney Kore'de yaşayan adam telefonu Snapdragon 888 de alıyor. Abi sen bana neden Exynos'ta veriyorsun bu şeyi, telefonu? Mesela sen Samsung Türkiye olarak getir abi bu telefonu. Hem Snapdragon 888'isini getir, hem de Exynos'unu getir. Bakalım kaç tane satacaksın abi Exynos'u telefondan. Yani Güney Kore'deki adam yani Qualcomm'lu işlemci kullanırken, abi ben niye Exynos'lu işlemcili telefon kullanmak zorundayım? Ayrıca bir de şöyle bir şey var. Ya arkadaş, şimdi yani şu anda bak, senin rakip firmaların, sen rakip olarak görüyor musun görmüyor musun bilmiyorum, ama rakip firmaların 120 watt hızlı şarj desteği, 125 watt hızlı şarj desteğinden bahsediyorlar. Abi sen hala 25 watt hızlı şarj desteğinden bahsediyorsun ya. De bu şarj aletini de kutunun içine koymuyorsun. Diyor ki bana Samsung, ben diyor kutunun içine diyor bu şarj aletini koymuyorum. Abi niye koymuyorsun? Ben diyor çevreyi düşünüyorum. Peki ben şimdi soruyorum sana. Peki bu şarj aletini sen bana neyle gönderiyorsun abi? Sen bana neyle gönderiyorsun bunu? Neyle gönderiyorsun? Tabii bir kutuya koyuyorsun. Peki bu kutuda kullanılan ambalajlar? Ya bundan bahseden yok. Ya ben anlamıyorum abi yani. Sen gerçekten de bak çevreci bir firmaysan, Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Apple mesela ne yaptı abi? Ben de çevreci bir firmayım dedi. Ama bütün ekosistemini bu hale getirdi. Yani adam bütün ekosistemini, adam şu anda kendi kampüs binasını bile doğayla iç içe bir şekilde yaptı.
Sen ne yaptın abi? Sen bana bunlardan mı bahset? Yani sen kutunun içine şarj aleti koymamak, bak gerçekten kim yaparsa yapsın inanılmaz saçma bir şey. Apple da şu anda koymuyor. Bence inanılmaz saçma bir şey. Yani bunu anlamıyorum bak. Şarj aleti koymamanın sebebi ne? Abi ben şarj aletini satacağım kardeşim. Satacağım ya dersin. Bak bunu anlarım. Ya da mesela diyebilirsin ki ya arkadaş benim telefonumun 120 watt hızlı şarj desteği var. 125 watt hızlı şarj desteği var. Ama herkesin bu şarj gücüne ihtiyacı olmayabilir. Daha uygun fiyatlı bir şarj aleti almak isteyebilirler. Biz burada insanları serbest bırakıyoruz. 125 watt hızlı şarj desteğine sahip bir şarj aleti almak isteyenler bu parayı ödeyebilirler. Ama ben daha düşük bir şekilde şarj edebilirim telefonumu deyip ama sende böyle bir şey de yok ki abi. Ya sen böyle bir şey de yapmamışsın. Şarj aleti telefona koymamak neden? Biz çevreyi düşünüyoruz. Ya bir tat ya ağzımızı bozacaksın. Böyle saçma bir şey olabilir mi abi Allah'ın aşkına? Bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Çevreyi düşünüyorum diye şarj aleti koymuyorsun. Bunun bir sürü şeyi var sonradan konulan. Ambalajı var, bilmem nesi var, kargosu var, kargo poşeti var. Kargoyla bana gelirken harcadığı şey var. Ne o? Benzin var. Bunlar, ya onları kim düşünür? Ben önemli olan benim için kutunun içine bunu koymamak. Yani bu kadar saçma bir şey gerçekten firmaların bunu çevreye bağlamaları bence çok aşırı derece saçma bir durum. Şimdi bu Galaxy S21 ile bakın S21 Plus modellerini ben bunları bir kenara bırakıyorum. Hiç bunları ben inanın değerlendirilecek bir tarafı bana sorarsanız yok. Çünkü Galaxy S20'yi ve S20 Plus'ı değerlendirdiğiniz zaman bunların aynı telefonuyla karşı karşıyayız. Bir kere önden baktığınız zaman telefonlara hiçbir fark yok. Arkadan baktığınız zaman ufak bir fark var. Donanımına, arkadaki o donanıma baktığınız zaman da hiçbir fark yok. O yüzden bunları abi bir kenara ayırıyorum. Galaxy S21 Ultra modeli ise özellikle ben bak şunu çok beğendim. Düşük ışıkla ilgili bir algoritma yapmışlar. Bu düşük ışık fotoğraflarında yapay zekayla bu düşük ışık fotoğrafının birleştirilmesiyle arkadaşlar atıyorum mesela birini çekiyorsunuz ve o biri çektiğiniz birisi gece gökyüzüne sahipse gökyüzünde yıldızlar da varsa onu tamamlıyor tamam mı etraflarında ya da mesela bir ağaç çekiyorsanız gece o gece o ağacı arkadaşlar dallarını yapay zeka ile tamamlıyor. Mesela bu güzel olmuş bak bu hakikaten bir yenilik. Bir bununla beraber mesela şunu da çok beğendim. Diyor ki bu diyor sensör eğer düşük ışık ortamlarında 9 tane diyor piksel birleşerek tek piksel oluyorlar diyor. Biliyorsunuz pikseller RGB olarak diziliyor yani kırmızı, yeşil ve mavi olarak diziliyor ya arkadaşlar. Bu 3 tane piksel, 3 tane 3 tane tam 9 tane piksel birleşerek arkadaşlar bir anda işte kırmızı piksel oluyor, 9 tane yeşil piksel oluyor, 9 tane mavi piksel oluyor ve pikseller bir anda büyüyorlar. Hakikaten çok güzel bir teknoloji. Bunu inanılmaz derecede beğendim. Ama yani yine işte şeye kilitleniyoruz. Yani bu telefona koymuşsun 5000 mAh pil, 25 Watt'ta şarj desteği var. Artık ne kadar sürede şarj eder 25 Watt bunu sıfırdan %100'e? Yani telefon zaten bize gelmez de gelirse hep beraber detaylı olarak inceleriz. Bir de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ya bu telefon mesela şu anda ben bakıyorum abi 9 mm falan kalınlığa sahip Galaxy S21 Ultra. Ve 229 gram falan da ağırlığı var. İnanılmaz arkadaşlar. Hakikaten çok iyi. Yani 230 gramlar falan inanılmaz ağır. Çok net söylüyorum. Yani ben 200 gramın üzerinde Xiaomi Mi 10T Pro incelemiştik yanlış hatırlamıyorsam. Bir süre kullanımda ben açıkçası böyle insanın elini biraz bileklerini rahatsız ettiğini hissetmiştim. Bu 230 gram falan yani uzun süreli böyle bunda oyun oynamaya falan kalksan bak, inanılmaz problem yaşarsın. Yani uzun süreli de. Ama dediğim gibi yani çok da hani bu telefonu zaten kim alır kim almaz onu da bilemiyorum. Yine aynı şekilde çok enteresan bir şekilde arkadaşlar Güney Kore'de bu da aynı şekilde Snapdragon 888 ile satılacak telefonlardan bir tanesi. Açıkçası benim telefonlarla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Bana sorarsanız ben büyük bir hayal kırıklığına uğradım ama mutlaka telefonları övecek, telefonları harika telefonlar, mükemmel telefonlar diyecek birileri mutlaka vardır. Telefonun bence güzel özelliklerinden bir tanesi 10x optik zoom yapabilmesi. Bu bence güzel detaylardan da bir tanesi. Hatta 100x zoom'da arkadaşlar yine yapay zeka ile bazı şeylerin tamamlanabileceği falan da söylendi. Önümüzdeki dönemde zaten benim anladığım kadarıyla zoom teknolojisinde bu da kullanılacak. Açıkçası söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Dediğim gibi yani hızlı şarj desteği ya da artık hızlı bile değil yani bu şarj destekleri artık orta segmentte ya 3000 TL'lik telefonlar şu anda 65 watt hızlı şarj desteklerini falan görüyoruz. Yani bu 25 wattlar falan gerçekten ben anlıyorum Samsung'u Galaxy Note 7'de yaşadığı problemlerden sonra telefonlar patladı falan filan şudur budur ondan sonra watt değerlerini bir türlü arttıramıyor.
ama mutlaka arttırması lazım. Çünkü sektör artık bu noktaya doğru gidiyor. 5000 mAh pili birçok insan yani gün içinde hızlı bir şekilde şarj etmek isteyeceklerdir ama zaten şarj aleti de yok. Şarj aletine de ayrıca para vermeniz lazım. Yani bu telefonu aldıktan sonra 1200 TL'de üzerine para verip şarj aleti almanız lazım. Telefonların fiyatı düşer mi? Valla bana sorarsanız düşecek. Yani şu ön sipariş süreci bitsin. Ben bir ay sonra telefonun fiyatlarını hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bunu tekrar bir ay sonra Şubat'ın ikinci haftası arkadaşlar bir video çekeriz. Telefonların fiyatlarını tekrar değerlendiririz. Benim şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Yeni videolarda görüşeceğiz. Hoşça kalın. Bye bye.